Bu kanalda videolarımın altına kalıp şeklinde gelen bazı yorumlar var. Bunlardan biri de bir şeyi de beğen AQ. Hani biz okumayı sevmiyorduk? Meğerse biz dinlemeyi de sevmiyormuşuz. Ya da en azından ilgili organla dinlemeyi. İşte bunu net bir şekilde kanıtlayan liste. Yanda gördüğünüz benim bu kanalda beğendiğimi söylediğim yapımların listesi. Bir filmi ya da diziyi beğendiğimi söylediğim videoda bile bunu da mı beğenmedin yazan adam var. Senin dinleyen yerlerini sorgulasınlar. Hani bazı resimlerle sağ lob, sol lob testleri yapıyorlar ya. Bunlara alt mı üst mü lazım? Gelelim beğendiklerimi de söyleyeceğim Netflix dizi önerilerine. Ama bizdeki öneriler biraz farklı. Kimini izleyin, kimiyle de vakit kaybetmeyin diye. İlk dizimiz korkunun ustası Stephen King'in de önerdiği bir Fransız dizisi. Marianne. Evet, geçtiğimiz günlerde Stephen King bu diziyi tavsiye ettiği bir tweet attı ve nasıl olduysa Stranger Things benzerliği görmüş ama dizinin öyle bir farklı ambiyansı var ki bugüne kadar gördüğünüz bütün korku dizilerinden farklı. Dizide Allah vermesin bir teyze var. Yani düşünsenize, size diyorlar ki bir dizide oynayacaksın ve herkesi korkutacaksın. Makyaj? Gerek yok. Son zamanlarda bir bu teyzeye üzüldüm. Bir de ismini Spotify'a yazıp tepede kendini değil de Ben Fero'yu gören Demet Akalın'a. Dizide yine erkek sesiyle konuşan, içine şeytan girmiş o t**a gülen kadın klişesinin dışında genel anlamda çok farklı bir gerilim göreceğinizi de söyleyebilirim. Özetle yazdıkları gerçeğe dönüşünce memlekete dönen bir kızın korku dolu hikayesi. Her ne kadar platformdaki diğer diziler gibi 3. bölümde para bitmiş gibi bir izlenim verse de genel anlamda izlenisi bir dizi. Gelelim henüz bitirmediğim ama mutlaka devam edeceğim diziye. Living With Yourself. Çok merak uyandırıcı ve farklı bir dizi. Hayattan bezmiş bir adam arkadaşının tavsiyesiyle bir spa merkezine gidiyor. Ve bazı spa merkezlerindeki mutlu sonu çok farklı bir şekilde yorumlayan bu mekandan çıktıktan sonra da çok acayip şeyler dönüyor. Özetle dizi hayatla mücadele eden bir adamın bir de üstüne güncellenmiş kendi klonuyla olan mücadelesini anlatıyor. Diziden bir örnek vermek gerekirse şöyle düşünün. Eve bir geliyorsunuz, eşinizi kendinizle basıyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Bu dizinin bizde şarkısı da var. Seni kendimden bile kıskanıyorum, kıskanıyorum. Gelelim listemizdeki bir başka korku dizisine. Tamamı gerçek hikayelerden uyarlanmış Haunted. Hani böyle arkadaş buluşmalarında gecenin bir vakti konu döner dolaşır da Allah seni inandırsınla başlayan paranormal olaylara gelir ya. Bu da onun diziye dönüştürülmüş hali. Her bölümde bir başka kişi arkadaşlarına yaşamış olduğu korku dolu hikayeleri anlatıyor. Arkadaşlar da ikiye ayrılmış durumda. Daha inandırıcı olsun diye konuya şahit olanlar ve hikayenin anlatıldığı kişiler. Bir dakika, bu şey değil mi ya? Dizinin orta kalitede olduğunu söylemeden geçmeyelim. Ve bir başka dizi The Island. Issız bir adada hafızasını kaybetmiş, dolayısıyla da birbirini hiç tanımayan 10 kişi bir sahilde uyanıveriyor. Ne oldu, biz buraya nasıl geldik derken ufak ufak ipuçları bulmaya başlıyorlar. Bak ne güzel konu. Hafif böyle Lost gibi derken daha ikinci bölümde her şeyi anlatmışlar. Dünyanın kendi kendine spoiler verip topuğuna sıkan ilk dizisini izlemek isterseniz buyurun. Zaten bu kadar dördüncü sınıf bir diziyi şu anda hala nasıl izlemeye devam ediyorum derken iyi oluyor. İyi de bu dizi önerisi videosu değil miydi? Evet, bir öneri videosu. Ama benim önerim şu. Bir dizi ya da filmde yakışıklı erkek ve güzel kız popülasyonu ne kadar fazlaysa o diziden o kadar uzak dur. Ve gelelim şimdi de cinsel taciz ve cinsel istismar gibi olayların fazlaca yaşandığı bir ülkede önerilmemesi gereken diziye. Unbelievable. O yüzden benim önerim, özellikle bu tarz olaylara maruz kalmış kadınların kullanılan görüntüler itibariyle de bu diziye pek yaklaşmaması. Çok gereksiz ve travmatik bazı görüntüler var. Yani tecavüz etti de böyle etti demeye gerek yok bence. Ayrıca tecavüzün sonrasındaki süreci de öyle bir işlemişler ki sanki böyle bir olaya maruz kalırsanız polise gitmeyin der gibi. Üzerinde fazla durmaya gerek yok. Özetle durduk yere travma. Gelelim bir başka suç dizisine. Criminal'a. Criminal'a. Kaymaklı bisküvi ismi gibi oldu. Aslında diziler demek daha mantıklı olur çünkü bu diziden bir tane yok. Criminal Almanya, Criminal Fransa, Criminal İspanya ve Criminal Birleşik Krallık. Dizi turneye çıkmış gibi. Toplam 4 ayrı dizi. Sadece tek bir sorgu odasında geçtiğinden dolayı çok ucuza çekilince Netflix 4 tanesini paket yaptırmış.
Evet, diziler sadece tek bir sorgu odasında geçiyor ve sorgulanan kişinin gerçekten suçlu mu yoksa değil mi olduğunu anlamaya çalıştığınız bir beyin jimnastiğine dönüşüyor iş. Konular iyi olduğunda kendini izlettirebilen ama uyku problemine de iyi gelebilen bir dizi. Türkiye'den hangi çakal yapım firması konuya daha önce uyanır bilmiyorum ama çekim maliyetlerini düşününce Criminal Türkiye bence an meselesi. Evet, Midye Dolma gibi sürümüne dizi yapan bir platformda vakit kaybetmeyin diye bana göre dizi önerilerini izlediniz. E o da vardı, bu da vardı demeden önce belki şunlardan birini izleyebilirsiniz. Bir dizi ya da filmde yakışıklı kız ve güzel oğlan. Yakışıklı kız ve güzel oğlan. Tabii şimdi dizinin çekim maliyetleriyle ilgili konuya. Türkiye'den daha önce hangi çakal yapım firması konuya mevzu uyanır? O gider yapar onu.